Bilindiği gibi Roma'nın resmi dini paganizmdi. Paganizm demek çok tanrılı din demek. Büyük tanrı Zeus'e inanırlardı. İşte bir fırtına tanrısı, deniz tanrısı, birçok tanrılar vardı. Tişe, Nike falan gibi. Bu 1325 yılındaki İznik Konsili'ne kadar Büyük Konstantin topladı orayı. O zamana kadar Doğu Roma İmparatorluğu'nun dini paganizmdi ve dinlerine çok bağlıydılar. Ölü gömme adetleri, yani hep adetlerine bağlılar. Tanrılarına sunu yapmakta bir takım protokola bağlılar. Buna çok önem veriyorlardı. Fakat Roma çok büyük bir coğrafya tabii. Oradaki yerel halkların da dinlerine de saygı gösteriyorlardı. Sadece siyasi hale gelmediği müddetçe. Karşıdaki din siyasi hale gelmişse o zaman ona bastırmaya çalışıyorlardı. Hristiyanlık da bunlardan bir tanesi. İlk çıkışından itibaren 3. yüzyıla kadar, yani 4. yüzyıla kadar, hatta başına kadar Hristiyanlığı bir siyasi olarak görmüşler ve Hristiyan toplulukları öldürmeye başlamışlar. Hristiyanlar buna martı diyorlar, din şehidi diyorlar. Fakat ondan sonra işte bu İznik Konsili ile birlikte Hristiyanlık resmen tanınmış ama devletin dini değil. Kabul ettiği dinlerden bir tanesi olarak kabul edilmiş. Ondan sonra pagan imparatorlar gelmiş. Mesela 361-62 yıllarında Julianus diye bir imparator var. Bu pagan bir apostata diyorlar buna, dönek diyorlar. Yani önce Hristiyan olmuş, sonra eski dinine dönmüş, pagan olmuş ve muazzam bir Hristiyan katliamı yapmış. Ondan sonra gelen Valerian ve Desius diye iki tane imparator var. Bunlar da çok büyük Hristiyan katliamları yapmışlar. 381-82 yılında 1. Theodosius döneminde artık Hristiyanlık çok güçlenmiş bütün Anadolu'da ve Roma topraklarında ve resmi din olarak kabul edilmiş. Bu sefer de pagan tapınakları, pagan kıyımı başlamış ve paganları öldürmüşler. İşte bu döneme kadar, yani Theodosius dönemine kadar zaman zaman Hristiyan, zaman zaman pagan olan halkı idare, pagan olduğu dönemlerde Hristiyanlara yasakladığı için böyle gizli yerlerde tapınak şeyler yapmışlar, kiliseler yapmışlar. Bunun en iyi örnekleri tabii Göreme Vadisi'nde görüyoruz. Orada dini bir hayat yaşanmış, saklanmış çünkü. Evet. İdareden saklanmışlar. Roma idaresinden saklanmışlar. Bu önünde bulunduğumuz kilisede o döneme ait örneklerinden bir tanesi. Evet. Koramaz Vadisi'nde 40 tane kaya oyma kilise bulunuyor. Bu onlardan sadece bir tanesi. Kapısı oldukça güzel. Zaten bu bölgeye geldiğinizde dikkatinizi çekecek kapılardan birisi. Güzel nişlerle süslenmiş. Doğu Roma döneminden, yani Roma'nın Hristiyanlığa geçtikten sonraki, ayrı bölünmesinden sonraki dönemden kalma bir kilise olduğunu düşünüyoruz. Önünde mezarlar var. İçinde bir takım mezarlar var. Oldukça güzel bir kilise olarak değerlendiriyoruz. Bu bölgeyi, yani Akbin bölgesini, Koramaz Vadisi'nin Akbin Deresi bölgesini ziyaret eden ziyaretçilerimizin mutlaka görmesi gereken bir nokta olarak tanımlıyoruz. Öyleyse hocam içeri doğru şöyle yolculuğumuz başlasın dilerseniz. Efendim yaklaşık olarak herhalde 2000 yıl var değil mi hocam? Yaklaşık 2000 diyebiliriz. 2000 yıla yakın bir dönemdir. İşte ilkel bir ibadethane efendim, öyle söyleyelim artık burayı. Belki bizim bugün mescit dediğimiz yapı, onların şapel dediği yapı. Çok küçük bir Hristiyan topluluğun ibadet ettiği alan. Şurada bir mezar alanı görüyorsunuz. Buna arkosolyum tipi mezar deniyor. Bunun içine de yine gerek beden, gerek kül, gerekse Hristiyanlık dönemi burada beden olarak saklanması lazım. Ölünün bedeni bunun içine gömülüyor. Karşı tarafta da kilisenin apsis bölgesi dediğimiz yer bulunuyor. Apsisler de her zaman doğu tarafa bakar. Burası arkamızda. Yani Roma'ya doğru mu hocam? Evet, doğuya doğru. Doğu yönüne doğru bakıyor burası da. Kilisenin apsis bölgesi dediğimiz alan olmuş. Yani o dönemin papazının, rahibinin tören yaptığı, dua ettiği alandayız. Evet.